Nazik beyler, kibar hanımlar, hepinizi Allah'ın selamıyla ve de hürmetle selamlıyorum. Esselamu aleyküm. Ve de Rahman'ın adını anarak sözlerime başlamak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bu hitap tarzımı bilerek bu akşam böyle seçtim. Yani nazik beyler, kibar hanımlar ifadesini bilerek seçtim. Zaten sizler öyle olduğunuz için bunu böyle seçtim. Sizler öylesiniz, yani kibar ve nazik insanlarsınız. Aslına bakarsanız bu din, yeryüzündeki bütün semavi dinler nazik beyler, kibar hanımlar var etmek için inmiştir bir bakıma. Yani hedefleri arasında nazik, kibar insanlar var etmek vardır. Sadece dinlerin değil, ailelerin de önemli görevlerinden bir tanesi de budur. Yani kibar, nazik çocuklar, insanlar yetiştirmek. Sizler de zaten bunları fazlasıyla hak ediyorsunuz. Buna inandığım için de böyle bir hitapta bulunmuş oldum. Efendim, bu akşam Allah nasip ederse çocuk ve ergen psikolojisi üzerine konuşmaya çalışacağız. Çocuk yetiştirme usullerinden bahsedeceğiz. Çocuklarımızı tanımaya ve dolayısıyla da kendimizi tanımaya çalışacağız. Psikologlar derler ki, özellikle psikanalistler, Freud'un ekolüne bağlı olan kişiler derler ki, yetişkin bir insanın bugünkü durumunun sorumlusu çocukluk yaşantılarıdır derler. 30-35 yaşında, 40-50 yaşında, 15-20 yaşında yetişkin bir insanın o an içinde bulunduğu durumun sorumlusu çocukluk dönemidir derler. Başka bir ifadeyle, bugünü mazinin ürünü bir durum olarak görürler. Daha da ileriye giderek söyleyelim. Bugünün insanını, hangi sosyoekonomik düzeyde ve hangi yaş seviyesinde olursa olsun, bugünün insanını mazinin mahkumu, geçmişinin mahkumu bir insan olarak değerlendirirler. Bu çok doğru bir yaklaşım değildir. Bunun doğru tarafları vardır. Bizim dikkatimizi çocukluk yaşantılarına çektiği için, bizim dikkatlerimizi bebekler, çocuklar, yeni yetişmekte olan insanlar üzerine çektiği için önemli bir şeydir. Madem ki bugünün insanının sorumlusu çocukluk yaşantılarıdır, öyleyse bizim çocukluğa dikkat etmemiz, oraya yoğunlaşmamız gerekmektedir. Hatta diyorlar ki, bugünün insanının ruhsal bozukluklarının 30-35 yaşında, 40-50 yaşında yetişkin, orta yaş, genç, yetişkin bir insanın ruhsal problemlerinin, depresif problemlerinin, nevrotik problemlerinin, kişilik bozukluklarının, başka bir takım ruhsal ve psikolojik sorunların temeli çocukluk yaşantılarında atılmıştır derler. Bu yüzden bizim bütün dikkatimizi çocukluk yaşantılarına çekmiş olurlar. Aslına bakarsanız sevgili Peygamberimizin bize öğretmiş olduğu o çocuk yetiştirme üsluplarına aykırı bir görüşte değildir bu. Yani ne diyor sevgili Peygamberimiz? Hiçbir anne baba çocuklarına güzel terbiyeden daha büyük bir miras bırakmamıştır diyordu. Yani bizim onlara bırakabileceğimiz en büyük mirasımız edeptir, ahlaktır, terbiyedir, illa edeptir. Efendim, çocuk yetiştirmenin tek bir doğru yolu yoktur. Yani şöyle şöyle yaparsanız çok sağlıklı bir çocuk yetiştirmiş olursunuz diyemeyiz.
Yani sorunsuz, problemsiz çocuk yetiştirmenin reçetelerini içeren, prospektüsünü içeren bir kitapçığı da yoktur. Hani bayanların dünyasından örnek verelim. Yemek kitapları olur ya piyasada. Bak, açarsanız, bakarsınız. Şundan bir tutam, bundan şu kadar atarsınız ve bir yemek meydana getirirsiniz. İnsan böyle yetişmez efendim. Sorunsuz, problemsiz çocuk yetiştirmenin özelliklerinden bahseden bir tek kitabı da yoktur. Fakat psikologlara sorarlar. Tamam, öyle ama biz gene de bir şey yapalım ki, bir davranışta bulunalım ki o bulunduğumuz davranış çocuklarımız üzerinde çok olumlu tesirler yapsın. Böyle bir davranış modeli var mıdır diye de sorarlar. Ve psikologların verdiği cevap şudur. Çocuklarınıza koşulsuz, karşılıksız bir sevgi gösteriniz. Bu söz, bu modern psikologların, modern psikolojinin sarf etmiş olduğu, formüle etmiş olduğu bu davranış kalıbı aslında bütün semavi dinlerin merkezinde olan ve hatta sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde de sıklıkla rastlayacağımız bir durumdur. Meşhur bir hadise vardır işte burada herkes bilir bu hadiseyi, işte 10 tane çocuğu olan bir Arap peygamberimizi torunlarıyla oynaşırken görmüş. Peygamberimiz çocukları ayırt etmeksin çok sever. Torunlarını da çok seviyor, çocukları çok seviyor. Onlarla çocuklaşmış. Onlarla hoplayıp zıplıyor, oynuyor adeta onunla. Zaten çocuklarınızla çocuklaşınız tarzında bir sözü de var. O 10 tane çocuğu olan Arap Hazreti Peygamber'i görünce yadırgıyor. Diyor ki yani koca peygamber. Yani bakarsanız İncil'de bozulmamış Barnabas İncil'inde geleceği haber verilen koca bir peygamber. Hatemen Nebiyyin. Yani son peygamber. Bu adam şimdi koca peygamber küçücük çocuklarla boğuşuyor yahu, yani olacak şey mi bu şimdi? Konduramıyor ona, yakıştıramıyor. Diyor ki peygamberimize, ben diyor 10 tane çocuk büyüttüm. Hiçbirini daha senin yaptığın gibi böyle dizime oturttum. Ondan sonra yanağını okşayıp saçını okşayıp öptüğüm görülmemiştir diyor. Sen çocuklarınla oynuyorsun, onları seviyorsun, öpüp kokluyorsun, sarıp sarmalıyorsun onları. Hazreti Peygamber'in cevabı çok manidardır. Hepinizin bildiği o meşhur cevap. Allah senin kalbinden merhameti kaldırdı ise ben ne yapayım diyor. Ben ne yapayım? Ve Hazreti Ayşe bazen Hazreti Peygamber'i kıskanır. Kadın sonuçta yani. Kıskanacak eş. Çünkü Hazreti Peygamber de kıskanılacak bir adam canım. Dünya yakışıklısı bir adam yani, değil mi? İşte beni sevmiyor musun ya Resulallah falan diye sorduğunda ona diyor, tabii ki seni de çok seviyorum ama çocuklarımı merhametinle seviyorum diyor. Bize bir formül de veriyor. Merhamet. Merhamet. Bakınız, sorunsuz bir çocuk yetiştirmenin bir tek yolu yoktur dedik baştan ama yavaş yavaş formüllerimizi edinmeye başladık. Hatta biz daha da ileri gidelim. Aynı yöntemi uygulayan, birbirine benzeyen bir ana baba çifti de yoktur. Yani yeryüzünde aynı yöntemleri uygulayan iki tane ana baba bulamazsınız. Herkesin ayrı ayrı yöntemleri vardır. Efendim, günümüzde aileler gittikçe küçülmektedir. Çekirdek aile dediğimiz bir aile tipimiz var ya, izninizle efendim. Çekirdek aile. Ne? Çekirdek aile. Kadın,
erkek ve çocuktan ibaret bir trio, üçlü. Üç kişilik bir prototip. Şimdi aileler gittikçe küçülüyor. Eskiden bizim geleneksel kültürümüzde akşam yemeklerine sofraya oturulduğunda 10-15 kişiden sülalenin büyüklüğüne göre ki anne babalar onunla gurur duyarlar değil mi? 20-25 kişilere ulaşan sofralar olurmuş eskiden. Tabii bir de şeyi de düşünmek lazım ya, bu kadar hizmeti gerçekleştirecek olan kadınların da vay haline yani. Onlar cennetliktir. Bak işte gerçekten cennetliktir. Kadınlar zaten cennetliktir yani değil mi? Allah cenneti ayaklarının altına yerleştirmiş yani. Cennet anaların ayaklarının altındadır diyor sevgili peygamberimiz. Bir cümleyi muterize olarak da hemen bunu söyleyivereyim. Efendim gerçekten hızla küçülüyor aileler ve her küçülen aile, daha da küçülen aile her bir çocuk için daha az rol modeli içeriyor. Daha az modelle karşılaşıyor çocuklarımız. Eskiden abiler, amcalar, dayılar, halalar, teyzeler, yengeler, görümceler vesaire falan evde birçok rol modeller vardı. Çocuklarımızın kendisine bakıp özdeşleşebileceği, identification diyor şimdi psikologlar buna, ona benzeyeceği insanlar vardı. Fakat bugün çekirdek ailede sadece ana baba çocuk üçlüsünden oluşan ailede çocuklar için model alınabilecek anne var, baba var. Fakat çocuklar modern dünyada anne ve babalarını model olarak alamıyorlar. Çünkü önlerinde anne babalarından çok daha önemli rol üstlenen medyadaki modeller var. Ve bunlar çocuklarımızın gelişimini çok olumsuz yönde etkilemektedirler. Bakınız ortaokul öğrencilerine, erkek öğrencilere, özellikle erkek öğrencilere, hatta kız öğrencilere de bakınız. Konuşurken aga diye başlıyorlar değil mi? Aga bugün bir filme gittik anladın mı? Yürüyüşler, Polat Alemdar tarzı yürüyüşler. Bizim jenerasyonda bir tür kadirizm vardı. Biz Kadir İnanır'ı biraz şey yapardık, model alırdık. Bir omuz düşük, bir omuz havada. Yani abartırsan konuşma ulen tarzında böyle şeyler söyleyen. Böyle pek çok model var. Pek çok model var böyle. Fakat bizim çocuğumuz kime benzeyecek? Kime benzemeli efendim bizim çocuğumuz? Kime benzeyecek? Tarkan'a mı benzeyecek? Serdar Ortaç gibi mi davranacak? Ya Fatih Yürek gibi davranırsa? O zaman ne yapacağız? Bir sürü rol model var piyasada. Bu yüzden efendim anne baba her zamankinden daha fazla önem arz etmektedir. Çünkü önünde göreceği en önemli model anne baba modelidir, olmalıdır. Onları görmelidir çocuklarımız. Anne babasını görmelidir. Anne babaya benzemelidir. Ve o anne babanın oluşturduğu atmosferde gelişmelidir çocuklarımız. Peki bu çocukları biz ne zaman eğitmeye başlayalım? Nasıl eğitelim? Ne şekilde eğitelim? Ne yapalım? Nerede yetiştirelim çocuklarımızı? Ha? Nerede yetiştirelim? Saksıda mı? Serada mı? Akvaryumda mı? Sokaklarda mı? Sinema salonlarında mı? İnternet karşısında mı? Nerede? Okulda mı? Efendim, psikologlar soruyorlar. Çocuğun eğitimine ne zaman başlayalım? Eğitim psikologlarının en önemli sorunlarından bir tanesidir bu. Çocuğun eğitimine ne zaman başlayalım? Bir sürü cevap var. 8 yaşında, 5 yaşında, 3 yaşında, 18 yaşında eğitim vermeyelim diyenlere varıncaya kadar cevaplar var.
çocuğun eğitimi ne zaman başlayalım sorusuna. Efendim, bir çocuğun eğitimi o çocuğun babası henüz daha çocuk dünyada yokken o çocuğun babası evlenmeye karar verdiğinde çoktan başlamıştır. Daha ortada gelin yok. Veya kadın açısından bakalım. Daha bayan açısından bakıldığında evlenilecek henüz ortada erkek yok. Ama buna karar verildiği andan itibaren bireyler, evlenecek olan çift, evlenecek olan kişi, kadın olsun erkek olsun, evlenmeye karar verdiği andan itibaren, seçimini yaptığı andan itibaren çocuğun eğitimi çoktan başlamıştır. Daha çocuk henüz protein halinde bile değildir yani. Ama o çocuğun eğitimi başlamıştır. Kiminle evlenecek? Nasıl bir kadınla evlenecek? Hangi erkekle, nasıl bir erkekle evlenecek? Bu bizim çocuğumuzun eğitimini çoktan başlatmıştır. Bu konuyla alakalı olarak sevgili peygamberimiz şöyle buyuruyor. Tünkehul mer'atu li erbayin. Arapçasında söyleyeyim de biraz tunturaklı olsun. Meşhur bir hadistir. Li maliha, li hasabiha, li cemaliha ve li zati dinihe fesfar bi zati dini terbet yedake. Yanılmıyorsam böyleydi. Arapçası iyi olanlar, yanılıyorsam düzeltiniz. Sevgili peygamberimiz buyuruyor ki kişiyle dört özelliği için evlenilir. Burada kadınla dört özelliği için evlenilir tarzında yorumlanır bu. Ama bunu söyleyen kişi Hazreti Peygamber erkek olduğu için tabii ki bayağı erkek ağızlı konuşacaktır. Biz bunu genellediğimizde, evrenselleştirdiğimizde ne diyeceğiz? Oradaki mer'atu yerine kişi diyeceğiz, kişi. Yani kadın yerine kişi diyeceğiz. Kişi ile, insan ile dört özelliği için evlenilir. Nedir bunlar? Güzelliği, malı mülkü, soyu soku ve dindarlığı. Siz dindar olanı seçiniz, zira eliniz fakir kalır diyor. Buradaki dindarlığı lütfen abdest namaza indirgemeyelim, olur mu? Genel bir ahlaki kurallar manzumesi demektir bu. Adam olanıyla evlenin anlamında, yani insan olanıyla evlenin anlamında, ahlaklı olanıyla, iyi yetiştirilmiş olanıyla. Şimdi burada bakın, tabii bu dört özelliğin dördü de olursa ne olur? Dört çarpı dört olur yani. Dört dörtlük bir evlilik olmuş olur. İnşallah evlenecek olan kardeşlerimiz, evlenecek olan dostlarımız böyle dört çarpı dört, dört dörtlük bir evliliği gerçekleştirirler inşallah. Şimdi bu burada dikkatimizi çeken şeylerden bir tanesi de soy asabiyetidir. Soyu sopudur. Efendim, evlenen bir kişi bir kişi ile evleniyor değildir. Bir sülale ile evleniyordur. Bir soy ağacı ile evleniyordur. Dolayısıyla ana baba ve genetik faktörler çocuğun yetişmesinde son derece önemlidir. Şimdi biz çocuğumuzun yetişmesini kalktık, genetik faktörlere indirgedik. Soy ağacına, irsiyete, ana baba faktörüne indirgemiş olduk. Öyle mi peki? Sadece çocuklar anne babalarına mı benziyorlar? Sadece çocuklar anne babalarından gelen soy ağacına, o genetik faktörlere göre mi yetişiyorlar? Hayır efendim. Onlar bir çevre içinde yetişiyorlar. Bir sosyokültürel yapı içerisinde yetişiyorlar. Elbette çocuk bir aileye doğuyor. Ama o ailenin bağlı olduğu bir sülaleye doğuyor. O ailenin oturduğu bir sokağa, o sokağın bağlı olduğu bir şehre, o şehrin bağlı olduğu, bulunduğu bir ülkeye, o ülkenin bulunduğu bir kültüre, doğu kültürü mü, batı kültürü mü, nedir, Afrika kültürü mü, öyle bir kültürün içerisine, bir inanç sisteminin, bir ahlaki davranışlar sisteminin içerisine doğuyor. Şimdi burada karşımıza bir problem alanı daha çıktı. Çocuğun yetişmesinde çevre mi daha önemlidir, genetik faktörler mi daha önemlidir problemi çıktı.
Şimdi içinde yaşadığımız çevre, sosyal şartlarımız, genetik faktörlerin, genetik dizil güçlerin, doğuştan getirdiğimiz kabiliyetlerin ortaya çıkma yolunu etkiler. Genetik etkenler de bireyin dış baskılara, dış dünyanın etkilerine cevap verme özelliklerini tetikler, etkiler. Bunlar karşılıklı ilişki içerisindedir. Çevre ve sosyal faktörler, çevre ve genetik faktörler karşılıklı ilişki içerisinde çocukların gelişimini etkilemektedir. Şunu unutmayalım ki aziz dostlarım, hayatın bütün kaliteleri verasettedir. Hayatın bütün kaliteleri verasette, irsiyette, soya çekimdedir. Fakat kalitelerin bütün gerçekleşme şartları çevreye bağlıdır. Mesut bir şans ya da sosyal bir durum bir dehaya kendi kudretini gösterme fırsatı verebilir. Fakat müsait şartların hiçbir birleşimi alelade bir zekayı bir deha seviyesine çıkaramaz. Hangi sosyal şartları sağlarsanız sağlayınız, hangi sosyoekonomik ve eğitsel kaliteleri, kaliteli ortamı gerçekleştirirseniz gerçekleştiriniz, alelade bir zekayı deha seviyesine çıkartamazsınız. Hangi anormal sosyal şartları şartlara sahip olursa olsun bir deha gene deha olarak varlığını sürdürür. Sadece mesut şanslar, sosyal durumlar o dehanın doğuştan getirmiş olduğu gizil güçleri, kapasiteleri açığa çıkarmaya yarar. Mesela benden ya İbrahim Gürses'ten bir tane Ridvan Dilmen çıkmaz. Fenerbahçeli değil mi? Bir tane çıkmaz yani. İbrahim Gürses'ten bir Ridvan Dilmen olmaz. Hangi çocukluktan itibaren hangi sosyal şartları sağlarsanız sağlayınız, hangi imkanları yığarsanız yığınız, bir Ridvan Dilmen gibi bir futbolcu olmaz. Neden? Çünkü benim soy ağacı aracılığıyla anne babamdan getirmiş olduğum genetik faktörler benden bir Ridvan Dilmen gibi kıvrak bir futbolcu olmasını çıkartmaz. Benim de kendime göre bir takım gizil güçlerim vardır. Kendime ait bir takım yeteneklerim vardır. Onlar bu sosyal çevre içerisinde, bazı sosyal çevreler içerisinde kendini gösterebilir. Dolayısıyla bunlar karşılıklı ilişki içerisindedir. Nice deha, nice değer, nice kalite yok olup gitmiştir. Mesela çoban ressam diye bir ressam var değil mi? Çoban adam. Çobanlık yaparken resim yapıyor bir taraftan. Çoban stilist var bir tane, görmüşsünüzdür. Bayanlar bilirler. Urfa'da durmadan böyle bayan kıyafetleri, hem çobanlık yapıyor hem bayan kıyafetleri çiziyor falan. Onlar. Yani şimdi dağın başında, tarlada, vahada sen stilist ol, Cemil İpekçi çıkmaz ondan bir tane yani. Ama ne olmuş? Birisi bakmış demiş ki ya bunları böyle çizip durma, bir gönderelim bakalım bir moda evine. Yıldırım Bayburt'a mı gönderdiler? Kime gönderdilerse? Arzu Kapral'e mi gönderdiler? Göndermişler birine. Bir bakmış çok beğenmiş. Ve hemen çobanlık yaparken Türkiye'nin önemli stilistlerinden biri haline geldi. Ama nice değer vardır ki böyle kaybolup heba olup gitmiştir. Çevrenizde de görürsünüz ya şu adam şöyle olsaydı ne kadar boş olurdu diyeceğiniz pek çok insan vardır. Peki ahlak da genetik midir? Ahlak da soy ağacına bağlı olarak mı gelmektedir? Şimdi az önce okuduğum hadisi göz önünde bulundurursak, ana baba faktörü önemli bir faktör. Çocuklar sonuçta anne babalarına benzeyecekler. Anne babalarından yani elmanın dibine armut düşmez atasözünü hatırlatayım burada.
Yani sonuçta anne babaları nasıl ise, fiziksel olarak nasıl anne babalarına benziyorlar ise, davranışsal olarak da anne babalarına benzeyeceklerdir. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan araştırmalarda, eğitim sosyolojisi çalışmaları kapsamında yapılan araştırmalarda şöyle sonuçlar ortaya çıktı. Efendim işte anne babası suç işlemiş çocukların suç işleme oranının daha yüksek olduğu tespit edilmiş. Aynı şekilde aile fertlerinde aile geçimini gayri ahlaki yollar ile sağlayan ailelerin çocuklarında zeka geriliklerine varıncaya kadar bir takım zihinsel problemlere rastlanmış. Bu yüzden değil mi? Atalarımız ne diyorlar? Kenarına bak, bezini al, anasına bak, kızını al diye boşuna söylemiyorlar değil mi? Çünkü anneye babaya benzeyecektir yani çocuklar. Az önce o söylediğim bir sülale ile evleniyor sözünü de hatırlatmış olalım. Fakat anne baba hangi ahlaki, sosyal, eğitsel yapıya sahip olursa olsun, ne diyordum efendim? Hangi eğitsel yapıya sahip olursa olsun anne babalar, çocuklar gene de kendi tabiatları doğrultusunda yetişeceklerdir. Her bir insan teki ayrı bir varlıktır ve varlık sahnesinde yerini alırken ana babasına her ne kadar benziyor, o soyal ağacına bağlı oluyorsa da onların suçlarını, onların kabahatlerini üstlenecek değildir. Kur'an'da apaçık bir biçimde bu konu bildirilir. وَلَا تَزِرُ وَاَزِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى Hiç kimse, hiç kimsenin suçunu, günahını çekemez. Evlatlar anne babaların yapmış olduğu suçlar yüzünden ceza görecek değildir ayetini de hatırlatmak isterim. Hazreti Peygamber'in amcası iman etmedi. Nuh Peygamber'in oğlu inanmadı. Nice zalim insandan çok fadıl, faziletli insan çıktı. Hatta bunu ifade eden bir atasözümüz de vardır. Alimden zalim, zalimden alim olur derler değil mi? Olabilir yani bu böyledir. Baştaki sözümüze geliyoruz efendim. Demek ki çocuk yetiştirmenin bir tek yolu yokmuş. Pek çok yolu varmış. Demek ki çocuklarımızı etkileyen faktörler bir veya birkaç tane değilmiş. Çok faktörlüymüş. Pek çok şey çocuklarımızı etkiliyor, belirliyor. Fakat anne baba tutumları kadar çocukları etkileyen hiçbir şey yoktur. Biz şimdi bunların üzerinde, bu konu üzerinde konuşalım. Ana baba tutumlarının çocuk psikolojisi üzerine etkilerini konuşarak konuşmamızı, sohbetimizi sürdürelim. Hocam bu kalıtsal olarak yüzde kaç oranında bir çocuğa etkiliyor soy ağacı? Evet, onun bir istatistiği yok efendim elimizde. Maalesef yok yani elimizde yok. Mesela kalıtsal olarak %20 oranında böyledir falan diyemiyoruz. Ama ruhsal rahatsızlıklarda şunu söylüyoruz. Şunu söyleyebiliyoruz ruhsal rahatsızlıklarda. %50 diyebiliyoruz yani. Bu da bence abartılı bir şeydir. Yani anne babasında bir takım ruhsal rahatsızlıklar olan, depresif özellikler olan bir çocuğun depresif olma ihtimali %50'dir diyoruz ama bence bu %50 oranı da abartılıdır yani. Bu %50 oran genetik sebeplerden dolayı değil, öyle bir ortamda yani depresif bir ortamda yetiştiği için depresif olma ihtimalinden dolayıdır. Genetik faktörler kadar bak aile içi çevre de etkili oldu.
Mesela Roman kardeşlerimize bakalım. Yani daha yürümeyi öğrenmeden darbuka çalmayı öğreniyorlar. Yani her birisi klarnet ve keman virtüözü gibi yetişiyorlar. Burada genetik faktörler etkili olduğu kadar çocuk zaten böyledir, kültürün içine doğuyor. Gözünü açıyor, evde klarnet asılı, darbuka. Darbukacı Baryam'ın evine doğmuş çocuk ya. Bir zamanlar öyle bir tipleme vardı ya. Müjdat Gezen'in tiplemesiydi. Böyle bir şey bu. Yani elimizde bir skala, bir istatistik yok. Bazen bakıyorsunuz zeka özürlü anne babalardan yani üstün zekalı çocuklar çıkabiliyor. Üstün zekalı çocuklar olabiliyor yani. Mesela özürlü sakat doğumların çoğunun temelinde akraba evlilikleri falan görülür. Bakıyorsunuz pek çok akraba evliliğini inceliyorsunuz. Hiç de böyle özürlü çocuklarında vesaire falan yok. Biz bunu belirleyen biyokimyasal süreçleri bütünüyle bilemiyoruz. Sadece bu bir şeydir. Faraziyedir efendim. Varsayımsal olarak böyle söylüyoruz bunu. Elimizde şu kadar bir şöyle yaparsanız böyle olur tarzında bir istatistik yok. Efendim biz şunu kabul ettik. Çocuklarımızın kişilik yapılarını, ruhsal durumlarını en çok etkileyecek olan şey ana baba tutumlarıdır. Her ne kadar konuşmamızın başında medyadaki modeller çocuklarımızı daha da etkiliyor vesaire falan diyorsak da sonuçta çocuklar vakitlerinin çoğunu anne babalarıyla birlikte geçiriyorlar. Biz şimdi çocukların gelecekteki kişiliklerini oluşturmada etkili olan aile boyutlarını ele alalım. Yani kaç boyutta aile davranışı var? Psikologlar bunu 8 tane olarak belirlemişler. Eğitim psikologları diyorlar ki 8 tane aile modeli çıkarmışlar. Ben çok teferruatlı olmasın diye bu akşam bunu 3'e indirgedim. İşte izin verici aile, yetkici aile ve demokrat aile olmak üzere 3'e ayırdım ve şimdi bunlardan yetkici aile, otoriter ailenin çocuklar üzerindeki etkilerinden bahsedelim. Şimdi bu yetkici ailelerin, otoriter ailelerin birincisi yoğun reddedici aile tipidir. Psikologlar bunu böyle isimlendiriyorlar. Yoğun reddedici aile. Bu aile içerisinde çocuk istenmez. Yani doğmuş, büyümüş çocuk, büyüyor. Bu çocuk istenmez evde. Neden istenmez? Çocuk anne baba tarafından ümit edilen, beklenilen, istenilen özelliklere sahip olmadığı için o çocuk ailede düşmanmış gibi görülmeye başlanır. İstenmez adeta. Ve çocuğa beğeniyle bakılmaz. Beğenilmez davranışları. Her yaptığı davranış eleştirilir. O kadar çok aile vardır ki böyle. Ana baba çocuğa baskı yapmak için adeta fırsat kollar. Her bir davranışı baskı aracı olarak kullanmayı arzu eder. Namaz kılmayı telkin edecekse baskı yapar. Bunu baskıyla gerçekleştirir. Ders çalışmasını istiyorsa bunu baskıyla gerçekleştirmeye çalışır. Aile güven vermez. Herkes birbirine bağırır çağırır. Herkesin birbirine bağırıp çağırdığı aileye eğitim psikologları zora dayalı aile sistemi diyorlar. Herkes birbirine yaptırması gereken şeyi zora dayalı olarak yaptırıyor. Baskıyla yaptırıyor. Su isterken bile o ses tonuna öfke ve otorite hakim su getirir tarzında. Buyurucu, emir verici bir tarzda çocuğa yaklaşılır. Sadece çocuğa mı?
Karı koca birbirlerine de böyle davranırlar. Aile inanılmaz derecede gerginlik üreten bir aile haline gelmiştir. Ya geleneksel aile tutumları yüzünden böyledir bunlar. Yani baba dediğin adam kaşları çatık olmalıdır, yüzü gülmez, 6 aydan 6 aya konuşur. Sofrada bir yanlışlık yaptığında çocuğun alnının ortasına kaşığın sırtını vurarak onu terbiye etmeye çalışır. Onlara göre dayak cennetten çıkmıştır. Evet, bu çok doğru bir sözdür. Dayak cennetten çıkmıştır. Dayağa bakmışlar, sen ne arıyorsun burada cennetten? Defol çık buradan demişler, orada çıkmış. Atmışlar bu cennetten. Bu aile tipinde çocuğa her zaman ceza verilmez. Ama soğuk davranılır. Ana baba şöyle düşünür. Otoritemi sağlamak için mesafeli davranmalıyım, soğuk hareket etmeliyim, soğuk davranmalıyım der. Bu ailede yetişen çocuk azarlanmaktan, korkutulmaktan, cezalandırılmaktan, dayak yemekten, hakarete uğramaktan kurtulmak için uysal davranır. Uysal, kuzu gibidir evde. Fakat içten içe bir güvensizlik besler. Anadolu'da bir söz vardır hani, vur ensesine al ağzından ekmeğini dediğimiz çocuk var ya, aha işte bu çocuktur. Özür dilerim aha dediğim için. İşte bu çocuktur yani. Neden uysal davranıyor çocuk? Biliyor. Yani çocuklar çok akıllıdır. Ben bu davranışı yaparsam bizimki gene hazır müteyakkız bana vurmak için, ne iyisi biz sessizce sakince şurada kedi gibi kıvrılalım. Dayak yemekten, azarlanmaktan ve hakaret görmekten çekindiği için hiçbir şey yapamayan, bir devinimi olmayan bir çocuk ortaya çıkar. Etkinlikte bulunamayan bir insan. Biliyor ki ne yaparsa yapsın, ileri giderse alnına vuracaklar, geri kalırsa enseden tokat yiyecek. Bu çocuk zorbalık gördüğü için korkar. Eve yabancılaşır. Sosyal hayatta korkak ve pısırık olur. Bu insandan bir iş adamı çıkmaz. Yeni atılımlara giremez. Bu insanlar için en iyi iş devlet memurluğudur. Yeni atılımlar gerçekleştiremezler. Bağlanma duygusu zedelenir. Hoş geldin Davut. Davut benim öğrencim. Yıllardır da görmüyorum kendisini. Eyvallah. Hoş geldin Davut. Evet. Bakınız. En önemli duygu bu ailede, bu aile içerisinde yetişen çocukta ilk kurşunu yiyen insani duygu bağlanma duygusudur. Bağlanma duygusu yerle bir olur bu çocukta. Bağlanamaz. Oysa bağlanma duygusu kadar insanı başkalarına, diğer insanlara, topluma, vatana, millete, Allah'a, dine, imana, sevgiliye bağlayan başka bir şey yoktur. Bağlanma duygusudur ki bizi ötekine bağlar. Bağlanma duygumuzu yitirirsek biz nasıl sevebiliriz? Bir erkek karısını nasıl sevebilir? Bir kadın bağlanma duygusunu yitirmişse kocasını nasıl sevebilir? Bu insanlarda Allah aşkı nasıl oluşabilir? Allah sevgisi nasıl oluşabilir? Çünkü bağlanma duygusunu yitirmiş. En çok ilk önce egzersizini, antrenmanını yapması gereken ailede, annesinin kollarında, babasının kucağında bağlanma duygusunu güçlendirmesi gerekirken orada kaybetmiş o duyguyu. Ben sesimi niye yükselttim bu kadar ya? Kendimi fazla kaptırdım, özür dilerim. Bunu kaybedince geriye ne kalır ki? Geriye kalan şudur. Hiç kimseyi sevemeyen, bağlanamayan bir insan tipi. Karısına, kocasına, çocuklarına, başka şeylere. Dağlara, bayırlara, kelebeklere, çamlara, Uludağ'a,
denize, deryaya bağlanamayan bir insan tipi. Bu şiddet, evde görülen bu şiddet, bağlanma duygunuz üzerindeki güveler gibidir. Hınç oluşmaya başlar. Bağlanma duygusu ortadan kalkarsa hayat boşluk kabul etmez. Yerine başka bir şey gelir, başka bir duygu. Bağlanma duygusunu insanın hayatından çıkardığınızda yerine yerleşecek olan duygu hınçtır. Nietzsche'yi bilenler bilir hınçların ne yaptığını. Ve hınçlar öfkenin daha şiddetlisidir ve daha kalıcısıdır. Bizi ötekine bağlayan ipler üzerindeki güveler gibidir. Geriye ne kalacak ki? Şimdi bu insan bağlanma duygusu zedelendiği için, anne babasına bağlanma duygusu zedelendiği için ya aşırı derecede insanlardan uzaklaşır insan. Asosyal dediğimiz insan tipi böyledir. Tek başına dolaşır. Asosyal. Sosyal. Bu insan insanlardan uzaklaşır ve tek başına yaşamaya başladıkça ruhsal sorunlar da artmaya başlar. Ya da bu insan aşırı derecede bağlanabilir. Nevrotik bir aşkla bağlanabilir. Yani birini severse çocukluğunda egzersizini yapamadığı, gerçekleştiremediği, doyuma ulaşmayan bağlanma duyguları yetişkinliğinde hiç de olmayacak bir biçimde, anormal biçimde başkalarına bağlanma şeklinde kendini gösterir. Nevrotik aşk dediğimiz bir aşk tipi vardır. Hastalıklı bir kişilik. Birine bağlanır ve ya benimsin ya kara toprağın deyip hani o kalabını söylemeyeyim yani o çok Türk filmi gibi oldu ama kusura bakmayın. Hapishaneler böyle insanlarla doludur. Ya benimsin ya kara toprağın. Neden? Bağlanamamış ki hiç. Bağlanamamış. Annesine bağlanamamış. Babasına bağlanamamış. Kardeşlerine bağlanamamış. Sevememiş hiç. Sonra birden karşısına birisi çıkıyor bir şekilde. Ona da bir bağlanıyor. Aman Allah'ım ne bağlanma. Bu da marazi, patolojik, hastalıklı bir sevgidir. Hastalıklı bir aşktır bu da. Halbuki aşk ve bağlanma, sevgi, aşk en yeşertici, en yaratıcı, en coşturucu, en güzelleştirici duygulardır. Bu insanların aşkları şeydir, çatık kaşlı bir aşktır. Bağlanmaları böyledir, öfke doludur. Çünkü çocukluklarında öfke dolu bir hayat tecrübe etmişlerdir. Bu öfke sevginin, aşkın içine de yerleşir. Yahu sevginin içinde ne arar öfke ama var. Orada tatmin olmayınca bağlanma duygusu öylesine güçlü bir biçimde, öylesine berbat bir biçimde yok olur ki ya da birine bir şekilde bağlanma olarak kendini gösterir ve bu sağlık katacak, hayatı güzelleştirecek bir aşk olması gerekirken hayatı berbat eden bir sevgiye dönüşebilir ve bunlar, bu insanların durumları da sonuçları da hiç iyi olmaz. Şimdi bu çocuklar böyle bir ailede yoğun reddedici aile tutumu içerisinde yetişen çocuklar atılımlara giremezler. Evde bir şey gerçekleştirdiklerinde dayak yedikleri, azarlandıkları için yetişkinliklerinde de gene öyle olurlar. Mesela simit satıp evini zor geçindirebilir. Yapamaz bunu. Öğrenciliklerinde kendi başarısızlıklarını görmemek için yeni etkinliklere girmekten çekinirler. Mesela gidip atıyorum Zafer Plaza'da bir lüks bir mağazada mağazanın tezgahlarına şu kıyafet ne kadardır diye soramazlar. Ödleri kopar. Bu kadar çekingen, pısırık, korkak çocuk insanlar haline gelirler. Bu yüzden ileriki derslerimizde
fiziksel cezanın nasıl olması gerektiğini konuşurken konuşacağız ama çocuklarımızı cezalandırırken de dikkat etmemiz lazımdır. İkinci ana baba tutumu ilgisiz reddedici tutumdur. Bu ailede adından da anlaşıldığı gibi hem çocuğa ilgi gösterilmez hem reddedilir. Çocuk hem başı boş bırakılır hem de reddedici bir tutum sergilenir çocuğa karşı. Ana baba çocuk kendilerini rahatsız edinceye kadar hiç ilgilenmez o çocukla. Ta ki eğer çocuk ana babasının yolu üzerine çıkarsa çocuğa düşmanca ve sert bir tavır sergilenir. Sonra çocuğa yine ilgisiz kalınır. Yani bu ailede anne babanın karşısına çıkıncaya kadar çocuğa şöyle davranır. Salgın çayıra, Mevlam kayıra tarzında. Aslına bakarsanız çocuk çok mutludur. Karışan yok, eden yok, ders çalış diyen yok. Oğlum ayaklarını şöyle yapma, elini böyle yapma diyen yok. Odanı temizle, yatağını yap bilmem ne. Hiçbir şey değer demezler çocuğa. Ta ki bir problem oluncaya kadar. Bardağı niye kırdın? Karneyi alıp niye gül aldın tarzında böyle problem olarak çocuk karşılarına çıktığında çocuğa çok sert ve reddedici bir tavır sergilenir. Sonra çocuğa gene ilgisiz kalınır. Çocuk gene kendi dünyasında hayatını sürdürür. Bu tutumda yetişen, savuşturulan, savsaklanan, adam yerine konmayan çocuk ilgisizliğe karşı büyük bir mücadele verir. Çocuklarımızın savaşı mı ilgisizliğe karşıdır. Kendisiyle ilgilenilmediği için inanılmaz bir savaşın içerisine girer. Ve ana babanın dikkatini çekebilmek için anormal davranışlar yapmaya başlarlar. Çocuk evde bazen bakarsa anormal davranışlar yapıyor çocuk. Oradan oraya zıplıyor, buradan buraya gidiyor. Normal davranmıyor çocuk. Neden normal davranmıyor? Aslında çocuk normal davranıyor. Çocuk diyor ki, ey ana baba ben buradayım. Ne olur benim varlığımı keşfedin. Saçımı okşayın. Şımartın beni. Sevin. Ben varım. Konuşurken gözümün içine bakın. Benimle ilgilenin. Mesajı veriyor çocuk. Sos veriyor çocuk. İmdat çığlıkları atıyor. Biz deriz ki ya bu kime çekmiş? Bizim sülalede hiç böyle yok. Anasına mı benziyor? Babasına mı? Hiç bizde böyle davranan yok ama bu niye anormal davranıyor deriz. Hayır çocuk anormal davranmıyor ki. Evet anormal davranıyor ama anormal davranış aslında normal bir sonuç. Doğal bir sonuç. Çocuğa böyle ilgisiz davranırsan ve karşına çıktığında reddedici bir tutum sergilersen yetkici bir tavır sergilerse olacağı bu. Çocuk ne yapıyor? Bana, benimle ilgilenin diye bağırıyor. Bir şey mi söyleyecektiniz? Bir de hiperaktif. Vay efendim hiperaktifti işte bunun beyin hücrelerinde var. Biyokimyasal süreçleri işte farklı vesaire falan denildi. Ama hiperaktivitenin biyokimyasal süreçlerle alakalı olduğuna dair yani beyin hücre salgıları, hormon salınımıyla alakalı olduğuna dair bir takım bulgular var. Böyle çocuklar varsa da ulan bunda bu ilgisizliğe mi savaşım veriyor demeyin. Doktora da götürün yani bakın gerçekten şey olabilir. Hiperaktif vesaire falan olabilir. Şimdi bu çocuk sevgi görmek için, ilgi görmek için evde anormal davrandığı gibi okulda da anormal davranmaya başlar. Bu sefer öğretmenin ilgisini çekmek için yanındaki arkadaşının kulağını çeker, altına iğne koyar. Ondan sonra başka yaramazlıklar yapmaya başlar. Çocuk diyor ki evde öğrendiği şeyi, öğretmenim benimle ilgilen, bak ben buradayım. Dikkatini çekmeye çalışıyor çocuk. Öğretmenler de şöyle ilgilenirler. Avuçlarının içerisini ısıtacak tarzda ilgilenirler o çocuklarla. Halbuki çocuk ilgisizliğe karşı bir savaş veriyor. Bu çocuk eğer evde arayıp da bulamadığı ilgiyi arkadaş grubu içerisinde bulursa çete üyesi olur. Bu çocuktan çok iyi bir çete üyesi olur. Muhtemelen Memati Baş böyle bir ailede yetişmiştir. Polat alanlarının dediğinden dışarı çıkmıyor. Bir de duyarlar Allah muhafaza. Yani bu yayınlar, videolarımız yayınlanıyor. Bir kurşun da biz yemiyoruz hocam. Kör kurşuna gitmeyelim yani.
aradığını dışarıda bulursa eve yabancılaşır. Bir çocuğun eve yabancılaşması kadar tehlikeli bir şey yoktur. Efendim, bir diğer aile tipi de benimsel ilgili tutuma sahip olan aile tipidir. Şimdi bu ailede ana baba çocuğa derin bir aşkla, derin bir duygusal bağla bağlıdır. Çocuk aşırı derecede korunur. Çocuklarına taparlar. Yani çocuk sahip, ana baba o sahibin isteklerini yerine getirmeye kurulmuş bir robot ya da köledir. Bir dediği iki edilmez. Ona sürekli bebekmiş gibi davranılır. Ana baba çocuğun kulu kölesi gibi hareket eder. Bu çocukların annelerinin yanında bir tane yedek atlet, bir tane yedek balina, bir tane de çocukların sırtına sermek için havlu mutlaka bulunur. Aman terleme, aman hasta olursun, aman üşütürsün. Bırakın hasta olsun, üşütecekse üşütsün. Kendini yenileyecektir organizma. Yani onların biricik hedefi vardır. Biricik amaçları vardır. Çocuklarını mutlu etmek. Aman efendim, kendileri çocukluklarında pek yaşayamamışlardır aynı şeyleri. Dolayısıyla kendi yaşayamadıklarını çocuklarına yaşatabilmek için var güçleriyle çalışırlar. Çocuk kat deyince Adidas gelir, buk deyince Nike gelir. Yani elini şıklatması padişahımız efendimizin elini şıklatmasından daha çabuk bir biçimde istekler ve emirler yerine getirilir. Böyle o kadar çok aile vardır ki aslında bu ailede yetişen çocuk var ya, güven içerisindedir. Muhteşem. Çocuğun asrı saadetidir bu çocukluğun. Muhteşem yüzyıl. Muhteşem yüzyıl. O muhteşem yüzyılın muhteşem Süleyman'ı olarak Süleyman'ı olarak hayatını sürdürür. Fakat güven içerisindedir. Ama kolayca küsmeyi, kırılmayı, darılmayı öğrenir. Kolayca küsülebilir. Anne baba ah evladım çayı soğumuş, hemen çay getirirler. Aman ayakların üşümesini şöyle yaparlar. Fakat bir seferde mesela imkansızlıklardan dolayı bazı şeyleri yapamadığında aile, bu sefer küser çocuk. Darılmayı öğrenir. Küsmeyi, içine kapanmayı, somurtmayı, surat asmayı öğrenir. Kırılmayı öğrenir. Bunu niçin yapar? Ana babaya egemen olmak için. Çocuklar çok akıllıdır. Bakar ki bir dediğini iki etmeyen bir anne baba var. Öyleyse ben ne yapayım da benim dediklerimi yerine getirsin anne baba. Küser. Evladım ne oldu? Biri bir şey mi söyledi? Hasta mısın? Paran mı yok? Çikolata mı istiyorsun? Çocuk küser. Küsmeyi öğrenir. Ve bunu aileye, anne babaya egemen olmak için yapar. Onlara hakim olmak için, onları daha da köleleştirmek için yapar. Bu çocuklar kendini beğenir, kendine güvenir. Fakat toplum içerisine çıktıklarında bu çocukların işleri çok zordur. Yetişkin olduklarında bu çocuklar var ya, üniversite sınavını kazanıp anne babasının şehrinden başka bir şehre gittiğinde yapayalnız kalırlar. Sanki o çocuklar böyle atmosferden çıkmış gibi, uzaydaymış gibi bir yabancılaşma yaşarlar. Yabancılaşırlar kendilerine. Ve korkmaya başlarlar. Ve hepsinden önemlisi, yetişkinliklerinde, genç adamlıklarında, çocukluklarında tecrübe etmiş oldukları isteklerini bir emir telakki edip yerine getirecek insanlar aramaya başlarlar. Bunu bulamayınca da küserler. Hemen darılıverirler arkadaşlarına. Siz de çok tanırsınız böyle insanları.
Yani ya ben hiçbir şey yapmadım ama bana darılmış. Niye darıldı anlamadım dersiniz. Arkadaşlarınız vardır böyle. Niye darıldığını bir türlü anlayamazsınız. Ne var? Ne yaptım? Yani baksanız fındık kabuğunu doldurmayacak şeylerdir. Ama çocukluğunda öğrenmiştir bunu. Şimdi bu çocuklar kendini kayıran bencil insanlar haline gelir. Bu böyle bir ailede yetişip böyle bir çocukluk yaşayan insan yetişkinliğinde patron olduğunda Allah muhafaza emrinde çalışanları Allah korusun onlardan. İsteklerini emir telakki edip yerine getirmesi gereken insanlar olarak görür aslarını. Kızar, darılır, küser, kaprıs yapar, görmezden gelir, istisgal yapar. Varlığını yok sayar, diskrimine eder, dışlar, bir sürü davranışlarda bulunur. Yani inşallah böyle birileriyle evlenmez genç kardeşler. İnşallah. Tabii at sahibine göre kişnermiş, onu da ifade edelim yani. Çabuk küserler ya da saldırgan olurlar. Bakın bu aile nasıl bir ailedir? Yani çocuk için asr-ı saadet değil mi? Muhteşem bir şey. Ne isterse oluyor. Bir eli yağda bir eli balda. Aziz dostlarım bir şey söyleyeyim. Neredeyse toplumda psikopat olarak tanıdığımız sosyopat, antisosyal davranışlar gösteren insanların %70'inden daha fazlası böyle ailelerden çıkmaktadır. Psikopat dediğimiz insanlar, bakınız neredeyse %20'si %30'u suç işleyen ailelerden ve böyle dramatik tecrübeler yaşayan ailelerden çıkmıştır. Çoğu çok özür dilerim. İşte bu şekilde yetiştirilmiş ailelerden çıkmışlardır. Bu kavramda mücahitçimiz. Sayın yönetmenim, bu kavramı çıkaralım, makaslayalım ya da buraya bir deyip yapalım. Böyle yaparsak başka şeyi anlarlar. Koca seviyor mu acaba konuşurken falan demeye başlarlar. Allah muhafaza. Zaten tipimiz de bozuk. Yani bu sefer daha fazla taş yapalım derken göz çıkartmış oluruz Mücahit. Enteresan bir durumdur bu. Mesela okulda şeyi bozan, okulun düzenini bozan, okulun eşyalarına zarar veren çocuklar genellikle bu ailelerden çıkan çocuklardır. Buna dikkat etmek lazımdır. Sonuncu olarak ideal aile tipi diyebileceğimiz aile tipini de konuşalım ve konuşmamızı bitirelim. Son ailemiz demokrat aile tipi. Bu ailede çocuklara yetişkin insan gibi davranılır. Bu evde çocukların söz söyleme hakkı vardır. Söz söylerler. Bütün açık yüreklilikleriyle söz söylerler. Aile meclisinde kararlara katılırlar. 5 yaşında, 6 yaşında, kaç yaşındaysa yani. 10 yaşında. Evet, yani kararlara katılırlar, söz söylerler ve anne baba yetişkin, aklı başında, felsefi değeri olan, metafizik değeri olan bir söz söylüyormuş gibi çocuğu çok ciddi ve dikkatli bir biçimde dinlerler. Adam yerine koyarlar ve konuşurken ta gözünün içine bakarlar. Sizler de öyle yapınız çocuklarınıza. Konuşurken ta gözünün derinliklerine bakarak, sözü bitinceye kadar. Ama maalesef bizim geleneksel aile tipimizde bu böyle olmaz. Çocuk gelir bir taraftan annesine bir şeyler söyler, anne bulaşık yıkıyordur. Ya da o aptal Brezilya dizilerini seyretmektedir. Tamam yavrum yaparız, sen dur bak şimdi Antonio bir şey söylüyor, dur. Gözünün içine bakmak lazımdır. Bu ailede, demokrat ailede kararlara çocuklar katılır. Fakat çocuk sevilir. Çok sevilir bu ailede. Çocuk sevilir, saygı duyulur. Koşulsuz ve karşılıksız sevgi gösterilir çocuğa. Fakat bazen bu aileler bilerek
çocuğa sevgi ve ilgi göstermekten sakınırlar. Bilerek yaparlar bunu. İsteklerini, çocuğun son derece makul gözüken isteklerini yerine getirmezler. Çocuğun isteği makuldür ama yerine getirmezler. Gerektiğinde çocuğa cesaret verirler. Çocuğun işlerini onun adına yapmazlar. Yol gösterirler. Kılavuzluk yaparlar. Cesaretlendirilirler. Cesaretlendirirler çocuklarını. Ana baba çocuk üçlüsü arkadaşça, dostça bir ilişki üstlenirler. İlişkiyi sürdürürler. Az önce söylediğimi bir kez daha söylüyorum. Bilerek çocuğun istekleri yerine getirilmez bazen. Bilerek ilgi ve sevgi az gösterilir. Neden? Çünkü çocuk büyüdüğünde, topluma katıldığında kendisine sevgi göstermeyen, isteklerini yerine getirmeyen bir insan topluluğuyla karşılaşacak. Bir bakmışsın üst kattan halıyı silkeliyorlar. Siz de balkonda oturmaktasınız. Çay içmektesiniz. Yani. Çünkü hayat bize anne babamızın davrandığı gibi davranmamaktadır. Ve anne baba her an çocuğun yanında bulunacak değildir. Çocuk kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmelidir. Bir denge içerisinde çocukların isteği yerine getirilmelidir. Şimdi enteresan bir şekilde bu aile tipi hem eğitim psikologlarının demokrat aile dediği bu aile tipi dinin de öngördüğü bir aile tipidir. Hazreti Peygamber'in de öngördüğü, tavsiye ettiği bir aile tipidir. Ve çok daha enteresan bir şey söyleyeyim. Okullarda, liselerde, ortaokullarda kızlar tarafından çok beğenilir bulunan oğlan çocukları, oğlanlar tarafından çok beğenilir, hoşa giden kız çocukları bu ailelerden çıkmaktadır. Kızlar ve oğlanlar çok güzel, çok yakışıklı böyle manken gibi olmalarına gerek yoktur. Tavırlarıyla, davranışlarıyla, duruşlarıyla daha cazip, popüler, diğer cins tarafından daha çok kabul edilen ve daha çok sevilen çocuklar bu ailelerden çıkmaktadır. Çünkü kendine güven ile yetiştirilmektedir. Kendine güvenen çocuklar daha atraktif, daha çekici, fiziksel açıdan yaşıtları tarafından en çekici bulunan çocuklar bu ailelerde yetişen çocuklardır. Biz bu konuşmamızda çocuklarımıza nasıl davranırsak onlarda nasıl bir kişilik meydana getirebiliriz sorusuna cevap aramaya çalıştık. Aile yapılarının nasıl olması gerektiği üzerinde fikir teatisinde bulunduk. Ben yoruldum. Zaten biraz da rahatsızım. Bir saati de aşmış olduk. Sorularınız var ise sorularınızı alayım ama sorularınızı almazdan önce bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Hemen şimdi aklıma geliveren bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Biliyorsunuz 14 Şubat Sevgililer Günü, değil mi? Önümüzde birkaç gün var. 14 Şubat Sevgililer Günü hacım. 14 Şubat. Fakat enteresan bir şekilde 14 Şubat sevgili peygamberimizin doğum günü. Biz iki sevgililer gününü kutlamış olacağız. Ben de şimdiden hem sevgililer gününüzü hem de sevgili peygamberimizin doğum gününü tebrik ediyorum. Herkes birinin sevgilisidir, değil mi? Yani her birimiz birinin sevgilisiyizdir. Anne babamızın, kardeşlerimizin, dostlarımızın, eşlerimizin, sevdiğimiz, aşık olduğumuz insanların. Her birimiz bir sevgiliyizdir.
her birimiz bir sevgili olmaya gayret edelim. Her birimiz birimizin sevgilisi olmak için çaba sarf edelim. Ve en sevgilinin, Allah'ın sevgisini ve onun peygamberinin sevgisini kazanmaya çalışalım. İnşallah bu sevgililer günü, bu tevafuk, bu tesadüf böyle bir şeyi de çağrıştırdı. Bir film var bu ara, Aşk Tesadüfleri Sever diye. Onu da hatırlatmış olayım. Efendim dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu akşam çok kötü bir ses tonu ile ve hastalıklı bir tabiat görüntüyle karşınıza çıktım. Lütfen beni bağışlayınız.